Bu C2S dediğimiz canlı sanal simüle eğitim podu şeklinde 2014 yılında bir MSB Ar-Ge projesi olarak başlayan bir proje. Yine rekabetle ve TUSAŞ iş ortaklığıyla beraber kazandığımız bir proje. 2014'te başladığımız projeyi biz 2018'de tamamladık ve proje kapsamında 4 adet prototip podu hava kuvvetlerimize teslim ettik. O zamandan beri hava kuvvetlerimiz bu 4 podu kullanıyor. Ve 2019'dan itibaren Anadolu Kartalı eğitimlerin önemli bir kısmı bu podla birlikte yapılır hale geldi. 2019'daki eğitimde Türk Hava Kuvvetleri'ne ilave olarak Ürdün Hava Kuvvetleri de F-16'larında bu podu denedi, kullandı ve başarıyla test etti diyebiliriz. Ve o günden bu yana bu 4 pod Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor ve biz aslında bir süredir garantisi de tamamlanmak üzere olan bu projenin seri üretimini bekliyorduk ki bu karar da yakın zamanda çıktı. Dolayısıyla 60 adet podu artık ismi F-16 Mühimmat Eğitim Podu, F-16 MEP olarak isimlendirdiğimiz proje kapsamında Silahlı Kuvvetlerimizi teslim edeceğiz. Burada model SDT ana yükleniciliği ve TUSAŞ alt yükleniciliği şeklinde gerçekleşecek. Biraz bu podla ilgili teknik bilgi de vermek gerekirse aslında biz bu F-16'lara, bugün itibariyle F-16'lara entegre edilen bir pod, 200 uçağın dahil olabildiği bir veri bağı oluşturuyoruz biz bununla. Podun içerisinde kendi görev bilgisayarı, GNSS sistemi ve konumlandırma sistemi, amfisi, anteni elbette yer istasyonu ile birlikte geliyor. Ve bu uçaklar havaya kalktıklarında birbirlerini görebiliyorlar. Bu kol içi bir data link, veri bağı. Ama tabii yer istasyonu da eş zamanlı olarak uçakların bütün manevralarını izleyebiliyor. Sadece manevralarını değil, uçakların tanziri silah angajmanlarını da izliyor. Ve bu angajmanların olumlu veya olumsuz, vurdu vurmadı şeklinde neticelerini de sistem doğrudan otomatik olarak belirliyor. Dolayısıyla bu pod hava kuvvetlerimizin pilotlarının eğitimlerinde çok ciddi bir rol üstleniyor. Ayrıca sadece pilot eğitiminde değil, yeni silahlara göre bunlar yeni silahlar da modelleniyor. Yeni silahların doktrinlerinin geliştirilmesi konusunda da ciddi bir yardımcı. Bu havada bütün bunlar olurken uçağa da bir göbek bağıyla bağlı. Yani uçağın seyir sefer sistemlerinden de bilgi alabiliyor ama kendi üzerinde GPS veya ANS'i de olduğu için kendi konum bilgisini de yaratıp bunu da kullanabiliyor. Bu tamamen isteğe bağlı. Dolayısıyla ve aynı zamanda komuta merkezinde bütün bu eğitim, tatbikat izlenirken ve işte yapılması gerekenlerle yapılması gerekmeyenler ayrıştırılırken bunlar aynı zamanda kaydediliyor ve debrief dediğimiz özellik sayesinde eğitim sonrasında bir değerlendirme yapma, offline değerlendirme yapma imkanı da bu yetenekle, bu podlar sayesinde silahlı kuvvetlerimize, hava kuvvetlerimize sağlanmış oluyor. Bizim esas maksadımız bir manevra kabiliyetlerinin pilotlarımızın bu sayede geliştirilmesi, artı angajman yeteneklerinin geliştirilmesi, artı biraz önce söylediğim gibi yeni silahlara göre belki bu silahların kullanım konseptlerinde etkin hale getirme, optimize etme konularında ben ciddi faydası olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle ihracat konusunda bir ürünün ürettiği ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılabilir olması ve kullanılır olması bazen gerek şart oluyor. Dolayısıyla bu proje, bu seri üretim projesi bizim F-16 MEP için de gerçekten önümüzü açan bir proje oldu. Çünkü bu sözleşmenin imzalanması veya duyurulmasıyla birlikte poda zaten yurt dışından var olan ilgi daha da arttı. Çünkü hava kuvvetleri kabiliyetleri dünyaca bilinen bir kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri ve hava kuvvetlerimizin kullandığı ürünlerin Türkiye'yi örnek alan dost ve müttefik ülkeler tarafından çok ciddi takip edildiğini biliyoruz ve bu proje aslında bu ilgiyi arttırdı ve ürüne de merakı arttırdı ve bu konuda taleplere istinaden bizim şimdi yurt dışında ihracat potansiyellerini görüşme fırsatı yarattı ve bunlar şu anda canlı sıcak. Dolayısıyla bu sorunuza öyle cevap vereyim.
Bu dost ve müttefik ülkelerin bir kısmı F-16'ları kullandığı gibi farklı menşeli uçakları da kullanıyor. Ve bu uçaklara entegrasyonla dahil olmak üzere bu konuları biz şu anda bahsettiğim, şu anda ismini vermeyeyim ama ilerleyen safhalarda umarım gerçekleştiği takdirde onların da beraber duyurusunu yaparız. Bu mecralarda da farklı uçaklara entegrasyonunu da konuşuyoruz, görüşüyoruz, mümkün.